Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Temmuz'un konu başlıklarına önce bir bakalım. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda ilerleyecek, daha sonra Aslan burcuna geçecek. Gezegeniniz Venüs bu ay İkizler ve ardından Yengeç burcunda ilerleyecek. Mars Boğa burcuna geçiyor. Oğlak burcunda bir dolunay var ve Aslan burcunda yeni ay doğacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda ilerleyecek. 28 Haziran'da meydana gelen Yengeç yeni ayının etkileriyle zaten Temmuz'a başlıyoruz. Ayın ilk yarısı içerisinde de 10. evinizdeki Güneş'in geçişi özellikle sizin için biraz daha hayatınızda ev, aile, yuva konuları, ebeveynlerle ilgili konular, iş konuları, görev ve sorumluluklar, kariyer ve kariyer hedeflerinizle ilgili alanları ön plana getiriyor. Bu ay genelinde işle ilgili yani bazı yenilikler olabilir. Yeni bir işe girebilirsiniz. Görev değişimleri olabilir. Yer değişimleri, taşınmalar olabilir. Evlilik, aile olma, yuva kurma. Hani bununla da ilgili yaşamdaki statünüzü etkileyecek konular yine devrede olabilir. Merkür çok hızlı ay boyunca 5'ine kadar ikizlerde, 5'inden sonra ise Yengeç burcunda olacak 19 Temmuz'a kadar. 5-19 Temmuz aralığında tabii ki yine hayatınızda özellikle üstlerle, aile büyükleriyle daha fazla bir şeyleri konuşmanız, görüşmeniz, bilgi trafiğinin olması, işle ilgili görüşmelerin, toplantıların olması, bazı kararlar vermeniz, randevuların olması mümkün. İş arıyorsanız bu dönem çok hareketli olabilir. Çok fazla görüşmeniz, irtibatınız olabilir. Çalıştığınız ortamda da kendinizi mesleğinizle ilgili alanlarda daha aktif bir şekilde gösterebilirsiniz. Yine dikkat çekebilirsiniz, inisiyatif alabilirsiniz sevgili teraziler. 5 Temmuz itibariyle enerji gezegenimiz Mars Boğa burcuna geçecek. Ve sizin 8. evinize geçecek. Burası Mars'ın kendi evidir. Aynı zamanda biraz da tabii kontrol edilmesi zor bir alan. Hem Boğa burcunda olacak hem 8. evinizde olacak. Finansal konularda hızlı gelişmeler olabileceği bir ay. Parasal gelirlerinizde artışlar olabileceği gibi hızlı çıkışlar da olabilir. Yani borç alacak konuları bu ay gündemde olabilir. Eşinizin harcamaları biraz artabilir. Eşle ilgili ya da işbirlikleriyle ilgili gelir gider dengenizde belki bazı ödemeler, kredi işleri, işte sigorta işleri gibi konularda daha fazla para çıkışlarınız olabilir. Zaman zaman özellikle ayın son günlerine doğru buralarda finansal paylaşımlarda, hesap işlerinde, bütçenizle ilgili konularda, para trafiğinde daha dikkatli, temkinli olmakta da fayda var. Ayın 13'ünde Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. 21 derece Oğlak Burcu dolunayı öncü bir burç olduğu için sizi de etkiliyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunay sizin için çok önemli. Özel yaşam, ev yuva alanı, daha sizin hayatınızın temelleri ve önemli dinamikleriyle ilgili bir dolunay bu. Plüto etkisi de var. Evlenmek, yuva kurmak, aile olmak, taşınmak, ev almak, satmak, kiralamak, aile, ebeveynler, aile büyükleriniz, onların sağlıkları, onların düzenleri, onların hayatlarında olan bazı dönüşümler. Hani bunlarla ilgili konuları önemli ölçüde etkileyen bir dolunay. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası en önemli tesirlerini alabiliriz. Plüto olduğu için biraz bazen üzerimizde duygusal baskılar, özellikle ailevi konularda duygusal baskılar hissetmemiz mümkün. Ailevi konularla iş konuları, kariyer hedeflerimiz arasında gerilimler de hissedebiliriz. Yani burada bazı stresler de olabilir. Ailemizin beklentileri ve kendi görevlerimiz alanında stresler oluşabilir. Evlilik ve ayrılık gibi bazı kararlarımız ya da işbirlikleriyle ilgili kararlar ya da iş hayatımızda vereceğimiz bazı kararlar yer değişimlerine, düzen değişimlerine neden olabilir. Yani burada da daha köklü dönüşümleri dolunay ve dolunayın etkileriyle bekleyebiliriz. Evet, ayın 17'si, 18'i burada Yengeç burcundaki Güneş'in Merkür'le kavuşumu ve Balık burcundaki Neptün'le güzel bir açılanması var. İş konuları, kariyer konularında, mesleki konularda bazı yardımlar, destekler alabilirsiniz. Özellikle üstlerinizin, otorite figürlerinin önemli yardımları gelebilir. Sezgilerinizden de yararlanabileceğiniz bir süreç. Manevi anlamda da çok güçlü açılımlar olabilir bu dönemde. Ayın 19'unda Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Artık Yengeç Burcu'ndan ayrılacak. 23 Temmuz'a itibariyle de Güneş Aslan Burcu'na geçiyor ve 11. eviniz parlamaya başlayacak.
Ve ayın son 10 günlük dönemi özellikle biraz daha siz hayattan keyif almak isteyeceksiniz. Hani iş, aile, sorumluluklar, görevler, hani bunlardan biraz uzaklaşıp eğlenmek, keyif almak isteyeceksiniz. Bu durumda arkadaşlarınız ve sosyal yaşamınız canlanabilir. Aşk hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Arkadaşlarla birlikte toplanmak, bazı organizasyonlar içerisinde olmanız mümkün. 28 Temmuz'da 5 derece Aslan burcunda yeni ay doğuyor. Yeni ay da tam bu alanda doğacak zaten. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Özellikle sabit burçlarda. Eğer böyleyse bu yeni ayın tesirleri daha önemli. Yeni tanışmalar olabilir. Yeni ortamlara, yeni çevrelere girebilirsiniz. Bazı organizasyonlara, ekip çalışmalarına dahil olabilirsiniz. Parasal konularda, kazançlar alanında da önemlidir 11. ev etkileri. İşten gelen, kariyerden gelen kazançlarınızla ilgili belki gelişmeler söz konusu. Şans ve özellikle spekülatif alanlarda da gelişmeler olabilir tabii ki. Ayın 25'i ve 26'sı gibi 8. evinizdeki Mars'ın Aslan burcundaki Merkür'le yapacağı sert açı finans alanlarına biraz dikkat etmeniz gerektiğini de işaret ediyor. Borçlanma konularına, yatırımlara, özellikle spekülatif piyasalara daha dikkatli yaklaşmakta fayda var. Ayın son günlerine baktığımızda Boğa burcundaki Mars Uranüs'e artık yaklaşıyor ve ay düğümü de biliyorsunuz Boğa burcunda bu tutulma aksını da çalıştıracağı için ayın son günlerinde 8. evinizde biraz daha kontrol dışı durumlar olabilir. Uranüs sürprizler demek ama Mars'la birleştiğinde beklenmedik hızlı gelişmeler, bazı ani masraflar veya işte bazı piyasalarla ilgili olabilir kontrolsüz durumlar. Hani bunların tesirleri olabilir. Alışverişlerde dikkat edelim. Beklenmedik durumlar olabilir. Kazalara, sakarlıklara dikkat edelim lütfen. 8. ev biraz sağlığımızı etkiler çünkü. Hani bu da bir kaza sonucu böyle bir yaralanma, bir operasyon, bir ameliyat, hani bunun gibi durumlar olabilir veya böyle bir gündemimiz varsa daha kontrollü olmakta fayda var. Eşinizin kaynakları, özellikle hisseli paralar varsa gündeminizde, eşinizin kaynakları, gelir gider dengesi, harcamaları, iş birlikleri, finansal paylaşımlar alanında hani bir miras, bir nafaka konusu olabilir, kredi ile ilgili bir konunuz olabilir, bir borçlanma ya da bir vergi konusu olabilir. Uranüs burada bazı sürprizler getirebilir, kontrol dışı durumlar getirebilir karşımıza. O yüzden ayın genelinde aslında özellikle ayın son döneminde maddi konularda daha planlı, programlı, daha güvenli olmakta, daha kontrollü olmakta fayda var. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.